kararsızlık yaşıyorsanız, konsantre olmakta zorlanıyorsanız, hayattan zevk alamıyor, iletişim kuramıyorsanız, öfke, düşmanlık ve kızgınlık duygularını bir türlü üzerinizden atamıyorsanız, değersizlik, güvensizlik gibi duyguları artık daha sık hissediyorsanız, çok yoğun stres altındasınız demektir. Öncelikle vakit kaybetmeden mutlaka bir hekime başvurmalısınız. Modern tıbbi tedaviniz devam ederken, doğada bizlere sunulmuş olan bitkilerden de faydalanmayı sakın ihmal etmeyin. Zira stres günlük hayatta birçok hastalığın nedeni olarak görülüyor. Bu yüzden birçok insan stresle baş etmenin yollarını arıyor. Doğada bulunan bazı bitkilerin hem sakinleştirici hem de stresi azaltıcı özellikleri bulunuyor. Peki bu bitkiler hangileri? Bu bitkilerin çayları nasıl yapılıyor? Bu videoda sizler için strese iyi gelen bitkileri ve bu bitkilerden çay yapımının püf noktalarını derledik. Doğada insan sağlığı için çeşitli yararları olan birçok bitki bulunuyor. Bu bitkiler çeşitli vitamin ve faydalarıyla vücut sağlığına yarar sağladığı gibi psikolojik olarak da insanları yatıştırıcı etkileri bulunuyor. Bunlardan bir tanesi ada çayı. Tıbbi ve aromatik bir bitki olan ada çayının yaprakları kaynatıldığında çay olarak içilebildiği gibi yağı elde edilerek de kullanılır. Ada çayının faydalarını sayalım. Depresyonu ve stresi azaltır, zararlı toksinlerin vücuttan atılmasına yardımcı olur, beyin fonksiyonlarını geliştirir, ağız ve diş eti hastalıklarına iyi gelir, cilt, leke ve hastalıklarında kullanılır, mide ve kolesterol hastaları için rahatlatıcı etkisi vardır, menopoz sonrası belirtileri hafifletir, sindirim sistemini korur ve ishale iyi gelir. Ada çayı nasıl demlenir? 10 adet taze ada çayı yaprağını veya kurutulmuş bir tatlı kaşığı ada çayını 1,5 su bardağı su ile birlikte bir cezveye koyun. Ocağın altını yakın ve kaynamasını bekleyin. Kaynayınca altını kapatın ve yaklaşık 5 dakika demlenmeye bırakın. Ardından bir fincana süzün, şeker yerine bal kullanabilirsiniz. 1-2 limon dilimi ilave ederek lezzetini arttırabilirsiniz. Günde 1-2 fincandan fazla içilmemesinde fayda var. Strese faydalı bir diğer bitki karanfil. Genellikle hoş koku vermesiyle ve birçok faydasıyla bilinen karanfil, aynı zamanda demlenerek içildiğinde stresi de azaltıyor. Karanfilin bu etkiyi göstermesinin nedeni, vücutta bulunan toksinleri temizliyor olmasıdır. Yani sadece strese değil, başka hastalıklara da karanfil iyi gelmektedir. Peki karanfil çayı nasıl demlenir? 5 adet tomurcuk karanfili 2 bardak su içinde kaynatıyorsunuz ve kaynama işleminin ardından ateşten alıyorsunuz. Ardından 1 adet kabuk tarçın ve yarım çay kaşığı zencefil ilave ederek 10 dakika demlenmeye bırakıyorsunuz. Süzdükten sonra bir kaşık bal ile tatlandırıp afiyetle içebilirsiniz. Strese iyi gelen bir diğer bitki lavanta. Kendine has kokusuyla kolonya ve parfümlerde de sık sık kullanılan lavanta, genellikle anksiyete, depresyon, uykusuzluk ve baş ağrısı gibi birçok fiziksel ağrıyı tedavi etmek için kullanılıyor. Ayrıca cilt ve saç tedavilerinin yanı sıra yaraları ve ağrıyı tedavi etmek için losyonlarda ve kremlerde topikal olarak kullanılabiliyor. Peki lavanta çayı nasıl hazırlanıyor? Evlerimizde demlediğimiz siyah çay gibi demleyebiliriz. 1 su bardağı sıcak suyun içine 1 tatlı kaşığı kadar kurutulmuş lavanta ilave edip 10 dakika demlenmesini bekledikten sonra afiyetle içebilirsiniz. Yine strese faydalı çaylarımızdan bir tanesi Melisa çayı. Melisa çayı strese çok iyi geliyor. Melisa aynı zamanda uykusuzluk problemlerine iyi geliyor. Doğal bir ağrı kesicidir, sakinleştirici özelliği vardır, stresi önler, grip ve nezle gibi hastalıkların hızla iyileşmesini sağlar, mide rahatsızlıklarına iyi gelir, adet sancılarını hafifletir, tansiyonun dengelenmesine yardımcı olur, hafızayı güçlendirir, Alzheimer riskini düşürür, ateş düşürücüdür, sindirimi kolaylaştırır, gaz sancılarını giderir, konsantrasyonu arttırır ve kilo vermeye yardımcı olur. Peki Melisa çayı nasıl hazırlanır? 1 su bardağı suyu kaynatıyorsunuz ve 1 bardağı alıyorsunuz. Ardından kaynamış suyun içine 1 tatlı kaşığı kurutulmuş melisa otunu ekliyorsunuz. Bitki çaylarını hazırlarken otları kaynamış suya sonradan eklemeniz
daha iyi olacaktır. 8-10 dakika arası demlendikten sonra çayınızı süzüp tüketebilirsiniz. Tatlandırmak için şeker ilave etmeyin. Şekersiz bir şekilde tüketmeniz daha faydalı olacaktır. Strese iyi gelen bir diğer faydalı çayımız sarı kantaron çayı. Özellikle sarı kantaron ile hazırlanan bitki çayları da tıpkı melisa gibi sakinleştirici etkilere sahiptir. Stres konusunda en etkili doğal destekçiler arasında gösterilen sarı kantaron çayı sadece stresin azaltılmasına fayda sağlamıyor, strese bağlı uykusuzluk ve baş ağrılarının da azalmasını sağlıyor. Peki sarı kantaron çayı nasıl hazırlanır? Sarı kantaron çayı yapılırken öncelikle suyun iyice kaynatılması gerekir. Kaynayan su ateşin üzerinden alınır ve içerisine 2 veya 3 çay kaşığı kurutulmuş sarı kantaron eklenir. Bu şekilde bitki çayı 5-6 dakika dinlendirilir. İyice demlenen bu çay süzülerek bir bardağa alınır. Hazırlanan çayın içine şeker konulmaz, bal ve limon ekleyebilirsiniz. Afiyet olsun. Strese iyi gelen bir diğer çayımız papatya çayı. Papatya çok sevilen bir çiçek olmasının yanı sıra papatya çayı da sakinleştirme ve gevşetme özelliklerine sahiptir. Hem antioksidan etkileri hem de sedatif özellikleriyle papatya çayı sinir ve stresi yatıştırma, kaygı, huzursuzluk gibi olumsuzlukları azaltma konusunda da bize yardımcı olmaktadır. Peki papatya çayı nasıl yapılır? Yarım litre suyu ocakta kaynatıyorsunuz. 2-3 yemek kaşığı kurutulmuş papatyaları bu suyun içine atın, 5 dakika kadar demlenmeye bırakın. Ardından çayı süzgeçten geçirip çiçek kısımlarını süzün. Afiyet olsun. Bir diğer strese faydalı çayımız rezene çayı. Rezene, stres başta olmak üzere bağırsak iltihabına ve bronşit gibi rahatsızlıklara iyi gelmesiyle bilinen bir bitkidir. Mide ve bağırsak sistemi rahatsızlıklarının giderilmesi, solunum sistemi hastalıklarının iyileştirilmesi, migren gibi baş ağrılarının rahatlatılması gibi pek çok farklı amaçla tüketilen rezene çayı, günümüzde anne sütü miktarının arttırılması ve bebeklerin gaz problemlerinin giderilmesi için de sıklıkla kullanılmaktadır. Rezene çayı nasıl yapılmaktadır? Bir cezve su kaynatılırken başka bir kapta bir su bardağı rezene çayı için bir çay kaşığı rezene tohumu ezilir. Su kaynamaya başladığında ezilen tohumlar cezveye atılır. Çay 1-2 dakika kadar kısık ateşte kaynadıktan sonra ocak kapatılır ve 5 dakika kadar demlenmesi için beklenilir. Cezvedeki rezene çayı süzülerek fincana alınır ve afiyetle içilir. Bitkisel çayların yan etkisi var mıdır konusu da çok önemli. Pek çok derde deva olduğu gibi bilinçsiz kullanılması halinde bazı yan etkileri de olan bitkisel çayları gereğinden fazla tüketmemek gerekiyor. Bitki çaylarını düzenli olarak kullanacaksanız mutlaka öncesinde doktorunuza danışmalısınız. Bitki çaylarının olumlu etkileri çok fazla olduğu gibi az miktarda da yan etkileri olabilir. O yüzden lütfen bilinçli kullanın.